Çorum'da her yıl olduğu gibi 15-20 gün kala hazırlıklarımız başlıyor. Emek ve Demokrasi platformuyla toplantılar yapıyor, istişareler yapılıyor. Mezar ziyaretleri gerçekleşiyor ve birlikte aldığımız kararla birlikte yapacağımız etkinliklerin formatı ortaya çıkıyor. Ve Sivas'a gidiyor. Sivas dönüşünde akşamı da 2 Temmuz'da misafir gelen Çorum'daki canlarımızın katılımıyla lokma paylaşıyoruz ve sanatçılarımız geliyor, deyişlerini söylüyor. İşte açık mikrofon oluyor, görüşlerini belirtiyor. Ertesi gün hazırlıklarda 2 Temmuz akşamı bitmiş oluyor ve 3 Temmuz sabahı da yürüyüşümüz, anmetkinliğimiz başlıyor. Peki dedem, Çorum'da arşivlerin açılması ve devletin yüzleşmesi açısından neler söyleyeceksiniz? Çorum arşivleri açılmadı, katliam arşivleri. Bu sadece Çorum'la ilgili değil, bütün katliamlar hiçbir zaman arşivleri açılmadı. Biz sürekli talep ediyoruz arşivlerin açılmasını, yargılanmanın toplumsal olarak yapılmasını, katliamın temsil edecek yani bir anıtın yapılması gibi taleplerimiz var. Ama ne derecede, nasıl gerçekleşecek? Bu konuda biz sonuna kadar da söylemlerimizi dile getireceğiz, mücadelemizi yapacağız. Dedem, sizce neden arşivler açılmıyor? Devlet katliam arşivlerini Çorum'a ilişkin neden, açmıyor? Tabii ki yani yüzleşilmez. Yani sonuçta Çorumlu mazlum halkın yaptığı bir şey de dışarıdan kurgulanmış buraya işte getirip şey üzerinden, algı üzerinden bu katliam yapılmış. Neden açıklandığında nereye gidecek, nasıl olacak, kimler suçlanacak, devletin hangi birimleri bu işin içinde açığa kavuşacak ama hiçbir zaman da bunu yapmayacaklar. Devlet katliamla Çorum katliamıyla yüzleşmedi henüz. Evet. Yani hangisiyle yüzleşti ki bundan yüzleşsin? Böyle bir yani söylemlerimiz var, dile getiriyoruz ama yüzleşeceğiyle ilgili bir beklentimiz yok.